Yiğit iki çeşit armut yetiştiriyormuş, A çeşidi ve B çeşidi. İki çeşitten bir örneklem alarak içerdikleri kalorilerin farklı olup olmadıklarını test etmeye çalışıyor. Sonuçları aşağıda bulabilirsiniz demişler. Evet, sonuçlar burada. Örneklemlerin ikisi için de bazı değerler verilmiş. Örneklemlerin boyutları aynı ama aynı olması gerekmediğini de bilmenizi istiyorum. Buradaysa bir P değeri yerine bize bir güven aralığı vermişler. Peki, devam edelim. Yiğit bu sonuçları kullanarak kalori içeriklerinin aynı olduğunu iddia eden sıfır hipotezi ve farklı olduklarını iddia eden karşıt hipotezi test etmek istiyor. Çıkarım yapabilmek için gerekli tüm koşulların sağlandığını varsayın. Aralığa bağlı olarak P değeri ve alfa eşittir 0,01 anlamlılık düzeyindeki sonuç için ne söyleyebiliriz? Her zaman olduğu gibi, hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki, %99'luk bir güven aralığı ne anlama geliyordu? Bu 100 tane güven aralığı oluşturduğumuzda bunların 99'unda tahmin etmek istediğimiz gerçek parametre ile kesişeceğimiz anlamına gelir. Buradaki gerçek parametre ise ortalamaların gerçek farkı. Hipotez testi yaptığımız zaman işe sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak başlarız. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızda bu hipotezi ortalamaların farkı eşittir sıfır olarak da ifade edebiliriz, öyle değil mi? Bunun doğru olduğunu varsaydığımız için %99'luk bir güven aralığımız var. O halde bunu yaptığımız 100 deneyden 99'unda bu aralığın burada varsaydığımız gerçek parametre ile örtüşmesi lazım. Bu aralık 0'la örtüşüyor, öyle değil mi? 4-6,44'ten -2,44 elde ederiz. O halde 0 bu aralıktadır, değil mi? Bunların örtüşmediği %1'lik kısımda olmadığımızı da düşünebiliriz. Varsaydığımız farkla örtüşmediğimiz %1'lik kısımdaysak 0 hipotezini reddederiz. İsterseniz burada bize verilen anlamlılık düzeyi de 0,01, bu güven düzeyinden bir eksiktir. Not ediyorum. %99'luk güven aralığı B armutlarının ortalama kalori içeriği eksi A armutlarının ortalama kalori içeriği 0'a eşit sonucu ile örtüşüyor ise bu P değerinin 0,01'den büyük olacağı anlamına gelir. Evet, buna ek olarak P değerinin anlamlılık düzeyinden büyük olacağını da söyleyebiliriz. Evet, bu anlamlılık düzeyidir ve durum böyle olunca da 0 hipotezini reddedemeyiz. Bu aralık eğer varsaydığımız fark yani 0'la örtüşmeseydi o zaman %1'lik senaryoda olurduk ve bu da P değerinin 0,01'den küçük olduğu anlamına gelirdi. P değeri 1 eksi güven aralığından küçük olurdu ve o zaman da 0 hipotezini reddedip kalori içerikleri arasında fark olduğu sonucuna ulaşabilirdik. 0 hipotezini reddedemediğimiz için kalori içerikleri arasında fark olduğunu da söyleyemiyoruz.